de durma. ders bolca, Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders izleyene hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kümelerde öğretici test 4'ü çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. 3 tane küme vermiş. A kümesi 2'nin katı olan doğal sayılar. B kümesi 3'ün katı olan doğal sayılar. C kümesi ise 5'in katı olan doğal sayılar. Boyalı bölgeler içinde yer alan 35'ten küçük kaç tane doğal sayı vardır? Şimdi arkadaşlar şuradan başlayalım isterseniz. 3'ünün de katı olan sayı yani 2 çarpı 3 çarpı 5 30. 35'ten küçük 30'un katı olan doğal sayılarımız arkadaşlar 0 ile 30 olduğundan 2 tanedir. Yani şurada 0 ve 30 elemanları olacak. Şimdi nasıl çözeceğiz? A kümesi ile B kümesinin yani şurası arkadaşlar aslında hem 2'nin katı hem de 3'ün katı olan sayıları alacağız. 6'nın katı olan sayılar olacak. 2 ile 3'ü çarparsak 6'nın katı olan sayılar. Şimdi 0 ile 30 zaten hepsinde ortak olduğundan 2 taneyi düşünmeyeceğiz arkadaşlar. 6'nın katı olan sayıları alırsak 6, 12, 18, 24, 30 zaten alınmıştı ortak eleman. Başka da arkadaşlar 35'ten küçük kalmadı. O yüzden toplamda şurada 4 tane hem 2'nin hem de 3'ün katı olan e, sayımız var. 4 adet diyelim buraya. 4 adet. Şimdi B ile C. B ve C arkadaşlar 3 ile 5'i çarparsak 15'in katı olan sayılar 15'in katı. 15'in katı olan sayılar 15 ve 30 vardı ama 30 hepsinde ortaktı. O yüzden burada da bir eleman var. Bir adet. A ile C'yi düşünürsek 2 ile 5'i çarparsak 2 ile 5'in çarpımı 10'un katı olan sayılar alacağız. Burada da 10 var. 20 var. 30 zaten alınmıştı. O yüzden şurada da 2 adet sayımız olacak. Toplamda 4 artı 2 artı 1'den 7 adet doğal sayı olacaktır. Doğru seçeneğimiz Ceyhan. Evet sorumuz şu şekilde arkadaşlar. İki tane küme ile ilgili eşitlikler verilmiş. A kesişim B kümesinin eleman sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi şöyle bir iki tane kesişim kümesi çizelim. Kümelerimiz A ve B kümeleri. Ve şurada x tane eleman, burada y tane eleman, burada da z tane eleman olsun. Şimdi eşitlikleri kurarsak arkadaşlar B fark A. B fark A dediğimiz yer arkadaşlar şuradaki B'nin A'dan farklı olan yerleri yani Z'dir. Bu Z değeri A kesişim B'nin yani ortak elemanların Y'nin 3 fazlasına eşit. Birinci denklem bu. A'nın B'den farklı elemanların olduğu yer ise A'nın B'den farklı olduğu yerler şurası. X değeri B fark A'nın iki katına eşit. Yani 2Z olarak denklemi kurabiliriz. Şimdi A bileşim B. Yani A birleşim B bütün elemanların toplamından oluşur. X artı Y artı Z dediğimiz ifade 17'ye eşit. Ben şimdi öncelikle X gördüğüm yere 2Z ye yazarsam burası. 2z artı y artı z eşittir. 17 olacak. Yani 3 tane z artı y 17'ye eşit. Şimdi z dediğimiz ifadeye de y artı 3 yazarsak 3 çarpı y artı 3 artı y eşittir 17. Düzenlersek burası 3y artı 9 artı y eşittir 17. 4 tane y eşittir 8 olacak. y değeri de buradan 2'ye eşit. A kesim B dediğimiz ifade y eşit olduğundan dolayı doğru seçeneğimiz Bursa. Sorumuz şu şekilde. 40 kişilik bir sınıfta tenis kursuna katılan veya yüzme kursuna katılan 35 kişi vardır tenis kursuna katılmayan 21, yüzme kursuna katılmayan 17 kişi varsa her iki kursa da katılan kaç kişi vardır? İki tane küme çizelim. Birisi tenis kursuna katılanlar, diğeri de yüzme kursuna katılanlar olsun. Burası tenise katılanlar, burası yüzmeye katılanlar. Şimdi arkadaşlar 40 kişilik sınıftan 35 kişi bu iki aktiviteye katılıyorsa demek ki katılmayan 40'tan 35'i çıkartırsak 5 kişi kalacaktır. Bu 5 kişi ikisine de katılmayan öğrenciler. Şimdi şuradaki x, y, z dediğimiz ifadelerin yani katılanların toplamı ise 35'e eşit. Şimdi tenis kursuna katılmayan 21 kişi. Tenis kursuna katılmayan arkadaşlar şuradaki ve şuradaki 5 kişi. Yani z artı 5 dediğimiz ifade 21'e eşit. Z de buradan 16 olarak bulunur. Yüzme kursuna katılmayan, yüzme kursuna katılmayan da arkadaşlar Y kümesinin dışındakiler yani e, x artı 5 eşittir. Bu da 17 ise x değerimiz buradan 12 olarak bulunur. Şimdi şu denklemde yerine yazarsak x dediğimiz değer 12 artı y z dediğimiz değer 16 eşit bu da eşittir 35 y eşittir 35'ten 28 çıkartırsak y değeri 7'ye eşit çıkar. Her iki kursa da katılan y kişiydi. O zaman doğru seçeneğimiz Ceyhan olacaktır. Bir okulda A ve B seçmeli dersleri aynı saatte verilmekte. A dersini 20, B dersini 15 öğrenci seçmiştir. A dersini seçen kız öğrenci sayısı B dersini seçen erkek öğrenci sayısından bir eksiktir. Buna göre sınıfta kaç erkek öğrenci vardır? Şimdi arkadaşlar bu sorularda tablo hazırlamamız lazım. Şöyle bir tablo, tablo hazırlayacağım. A ve B dersi olan bir sütun yapacağım arkadaşlar. Ve şöyle de bir erkek öğrenci ve kız öğrenci olduğunu belirtmek için iki tane de satır yapacağım. Şurası da şöyle yapalım. Şurası kız, şurası da erkekler olsun. Şimdi toplamda A dersini 20 tane öğrenci seçmiş. Yani şöyle yapabiliriz. A sütununun toplamında arkadaşlar şurada 20 kişi olacak. Aynı şekilde B dersini seçen de 15 kişi var. Kız, erkek, toplam sayı. Şimdi şurada bir ifade vermiş arkadaşlar. A dersini seçen kız öğrenci sayısı, yani şuradakilerin sayısı, B dersini seçen erkek öğrenci sayısından bir eksiktir. Yani şuradaki erkek öğrencilerden bir eksik olacak. O zaman kızlara x dersek buraya x artı bir öğrenci var diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü erkeklerden bir eksik olacak. Şimdi B sütunun toplamı 15 olacağına göre arkadaşlar tabloyu doldurabilirsiniz. Biz erkek öğrencilerin sayısını istediğinden dolayı şurayı düzenlesek yeter arkadaşlar. A sütunun toplamı 20 olacaksa o zaman şuradaki ifademizin değeri arkadaşlar. 20 eksi x eşittir. 20 eksi x x'i toplarsak 20'yi verecek. Erkeklerin sayısını bulmak istiyorsak erkekler sütun ıı, satırını toplayacağız. 20 eksi x ile x artı 1'i topladığımız zaman toplamda sınıfta 21 kişi olmuş olacak erkek sayısı. Doğru seçeneğimiz Bursa. 40 kişilik bir sınıfta İngilizce bilen 30, Fransızca bilen 19, Almanca bilen 17 kişi vardır. İngilizce Almanca bilen 12, İngilizce Fransızca bilen 9, Fransızca Almanca bilen 8 kişi olduğuna göre her üç dili de bilen kaç kişi vardır? Şimdi 3 tane küme çizip bunları kesiştirirsek ve tek tek elemanları bulup bulup yazacağız. Şimdi şurası İngilizce bilenler, şurası Fransızca, şurası da Almanca bilenler olsun. Şimdi şuradan başlayalım arkadaşlar. 3 dili de bilen. Biz burayı bilmediğimizden dolayı şurayla başlarsak. Burada x kişi olsun arkadaşlar. Fransızca ve Almanca bilen 8 kişi. Fransızca ve Almanca bilen 8 kişi olabilmesi için şuradaki elemanın 8 olabilmesi için burasının 8 eksi x olması lazım. İngilizce, Fransızca bilen 9 kişi var. O zaman şuradaki sayımız 9 eksi x eşit. İngilizce, Almanca bilen 12 kişi var. O zaman burası da 12 eksi x olarak hesaplanır. Şimdi şuraya geçelim. Almanca bilen 17 kişi var. Almanca bilen şu an arkadaşlar toplarsak şuradakileri. Burası 20 eksi x olacak. 17 çıkması için x eksi 3 olması lazım burası. Fransızca bilen 19 kişi. Şu an Fransızca bilen 17 eksi x. O zaman burası da 2 artı x'e eşit. İngilizce bilen 30 kişi. Aslında şöyle yapabiliriz artık. Şurası toplamda 30 kişiye eşitmiş arkadaşlar. Şurası 30. O zaman ben buraya bu ifadeyi, bu ifadeyi ve bu ifadeyi topladığım zaman yani 30 artı 2 artı x artı 8 eksi x artı x eksi 3 eşittir 40 olmalı. Düzenlersek 38 ve 2'nin toplamı 40, ile sadeleşti. Eksi x ile artı x birbirine götürdü. O zaman x eksi 3'ün değerinin 0 olması için aradığımız x değeri 3'e eşit çıkacak. 4 seçeneğimiz Ceyhan. Son sorumuz da şu şekilde arkadaşlar. Bir sınıftaki öğrencilerin %72 kimyadan, %50'si fizikten başarılı. Yalnız fizikten başarılı olan 12 kişi olduğuna göre her iki dersten de başarılı olan kaç kişi vardır? Şimdi iki tane küme çizelim. Ve kimyadan başarılı olanlar ve fizikten başarılı olanlar ve her ikisinden de başarılı olanlar kesişim kümesi arkadaşlar. Şimdi sınıfın tamamı her zaman %100'dür. Şimdi kimyadan başarılı olanlar %70 ise yani şu dairenin çeyresi %70 ise demek ki şurası %30'a eşit olacak. Fizikten başarılı olanlar %50 olduğunu biliyorum. O zaman geriye arkadaşlar %30 çıkartırsak burası %20 olacak. Kimyadan toplamda %70'ti. O zaman buraya da %50 kalır. Paylaşımı dağıttık. Toplarsanız %100 olacaktır. Yalnız fizikten başarılı olan yani %30'luk kısım 12 kişi. O zaman ben bunu 3'e böldüğüm zaman yani %10 aslında 4 kişiye eşit. Bizden her iki dersten başarılı olanlar yani %20'yi sorduğuna göre 2 ile çarparsam %20 demek aslında 8 kişi olduğunu söyler. O yüzden doğru seçeneğimiz Bursa. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.